9 Mart 2021 Salı sabahından günaydın değerli izleyenler. Halk TV ekranlarındayız. Saatlerimiz onu gösteriyor. Yaklaşık 1 saat boyunca gündem özelde dünden bugüne yansıyan başlıkları, yarın ve önümüzdeki günlerde beklenen gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hem Covid-19 pandemi sürecinde nereye gidiyoruz bunu konuşacağız. Hem siyasi gelişmelere bakacağız. Hem de Türkiye dünyanın neresinde deyip dış politikaya da bakacağız. Dolu dolu 1 saat boyunca gündem özel hazırladık sizler için. Vakit kaybetmeden ilk haberimizi aktaralım. İlk haberimiz dünden bugüne yansıyan üzücü bir başlık değerli izleyenler. Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Rasim Öztekin geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun ifadelerine yer verdi. Ülkemizin 80'li yıllarını anlatıyoruz. Usta oyuncunun ölüm haberini alan yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri hastaneye geldi. Usta sanatçı için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan Kavuk, 20 Eylül 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilmişti. Yavaş yavaş aşağıya inmeye başladı. Şimdi Erol abi bırakır örümceği, rahmetli sinekten bile korkar. Yani aslında biz bunu 20... Evet, bir değerimizi daha kaybettik. Yakınlarına, Türkiye'ye sabır, kendisine de rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, son bir haftadır sosyal medyadan saldırıların ve tehditlerin hedefiydi. Halk TV programcısı Levent Gültekin. Dün tam da Halk TV'deki programı için binaya doğru yürürken kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına kaydedildi. Gültekin organize saldırıyı Halk TV yayınında anlattı. İnsan özgürlüğü, insan haklarına, düşünce... Halk TV'de yayımlanan iki yorum programının yapımcılarından Levent Gültekin, dün akşam saat 20'deki yayınına dakikalar kala organize bir saldırının hedefi oldu. 20-25 kişilik kalabalık bir grup Halk TV binasına yakın bir noktada Gültekin'e saldırdı. Kalabalık grup yere devirdiği Gültekin'e tekmeler savurdu. Ardından geldikleri gibi hızla kayıplara karıştı. Bak aynı anda hepsi geliyor, saldırıyor, kaçıyor. Saldırı anları kameralara böyle yansıdı. Yere düşen Gültekin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Levent Gültekin saldırının ardından Halk TV'ye götürüldü. Ayakta tedavi edildi. Hafif yaralanan Gültekin yaşadığı anları iki yorum programında anlattı. Kanala bir yaklaşık 50-100 metre kala kapısına bu sefer önümden bir 15-20 kişi, sokağın dört bir köşesinden aynı anda 15-20 kişi saldırdı. O anda artık başladılar şey yapmaya, vurmaya. Taksiden indim meydanda, belediyenin orada. Burak'a doğru yürürken iki tane gençle göz göze geldik. Fark ettim, beni takip ediyorlar. Gültekin tehditlerin günler öncesinde sosyal medyada başladığını söyledi. Tehdit düzeyi de böyle hani 3 kişi 5 kişi troll düzeyinde değil, bir partinin genel başkan yardımcıları düzeyinde. Akıl alır gibi değil, utanç verici bir durum. Ülkede iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları kendisine yöneltilen eleştirilerden dolayı insanları sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Tehdit de boş ver, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Olayın tanığı olan bir kadınsa grubun organize biçimde saldırdığını anlattı. Ayrı ayrı yerden geldi. 15 kişi falandı. Tam sayamadım ama 15 kişi vardı. Yani grup şeklindeydi yani. Her sağdan soldan geldiler. Ben de orada alışveriş yapıyordum yeğenimle. Baktım saldırıya uğradı beyefendi. Ben de engel oldum. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil, korkaklıktır.
Evet, Levent Gültekin'e geçmiş olsun diyoruz değerli izleyenler. Tıpkı kendisinin söylediği gibi 25 kişinin aynı anda bir kişiye saldırması korkaklıktır. Ama dediğimiz gibi bedenlere saldırabilirsiniz ama fikirler devam edecek elbette. Ve nasıl bir sürece gidiyoruz? Dünya tam da ders almalı, artık insanlığa geri dönmeliyiz derken fikirler üzerinden bile insanlara saldırı hala gerçekleşebiliyor. Bunun temelinde ne var? Nasıl bir süreç artık bizi bekliyor diye düşünmeden de edemiyoruz. Şimdi bu konuyu yine değerli bir isimle konuşacağız değerli izleyenler. Sayın Orhan Bursalı gazeteci Skype bağlantısıyla yayınımızda, onunla değerlendireceğiz bu saldırıyı. Yani bu saldırının da neresi, nasıl değerlendirilecek, o da ayrı bir konu. Neresinden tutsak elimizde kalıyor efendim. Bir gazeteci söylediği, fikirlerini beyan ettiği için bir saldırıya uğruyorsa burada demokrasi anlamında ciddi bir sıkıntı var demektir. Bir ülkede diyelim ve sözü hemen Sayın Bursalı'ya bırakalım. Sayın Bursalı, iyi sabahlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Keşke daha hoş, adalet, özgürlükler üzerine, gazeteciliğin özgürlüğü üzerine konuşabildiğimiz bir program olsaydı ama Levent Gültekin'e yapılan çirkin bir saldırı var efendim. Ama gazeteciliğini yine yaptı. O saldırıdan sonra programına da çıktı, programı da anlattı. Yine aklı selimli hareket ederek bu saldırının ne kadar insanlık dışı olduğunu yine çok naif bir şekilde ifade etti ama söz sizde, siz nasıl değerlendireceksiniz? Teşekkür ederim. Levent'e çok geçmiş olsun. Gayet planlı ve örgütlü bir saldırı oldu. Yani kesinlikle açık. Yani çeşitli köşelerden böyle 3 grup, 5 grup halinde sonra 15-20 kişi birleşip Levent'in üzerinde saldırdıklarına göre giriş saati de belli. Orada arabadan iniyor. Programa gelecek. Orada demek ki birkaç saattir pusuya durmuşlar. Pusu kurmuşlar ve Levent'in gelmesini bekliyorlar. Şimdi bu ve bunu gerçekleştirdiler. Bu yeni değil. Şimdi bir süredir, epey bir süredir yaşadığımız bir olay. Ve daha önemlisi, bu saldırı aslında Cumhur İttifakı'nın sırtında, iktidarın sorumluluğu altında gerçekleşiyor bu. Yani bunun altını çizmek lazım. Çünkü neden öyle diyorsunuz diye sorarsınız orada. Bundan önce de yine İYİ Parti'ye bir saldırı oldu biliyorsunuz. İYİ Parti'nin önde gelen bir yöneticisine ağır bir saldırı oldu. 3 kişi, 5 kişi ve silahlı bir saldırı ayrıca da sopalarla birlikte ve zor kurtuldu. Şimdi buradaki ve onların hepsi tespit edildi. Sorguya alındı. Sorguda polis soru bile sormadı onlara. Yani ifadelerinden o anlaşılıyor. Ve sonra hepsi serbest bırakıldı. Şimdi böyle bir cinayete teşebbüs, bir saldırısı söz konusu. Aynı zamanda daha da geri gidersek, geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saldırı vardı. Korkunç bir saldırı, öldürün, gömün çığlıkları altında yapılan bir saldırı. Ve günlerce bu saldırganların hepsi serbest dolaştı. Ve hükümet de orada olmasına rağmen bütün bunlar gerçekleşiyor. Hesap sorulmuyor. Hesabın sorulmadığı bir yerde tabii ki bir bundan sonraki saldırılar, evet, içinde bir güç ediniyorlar ve saldırılarını sürdürüyorlar. Bu Sayın Bursalı, sizin de dediğiniz gibi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan o korkunç saldırıda ceza alınsaydı, mahkeme hızlı sonuçlansaydı, kesinlikle bu her taraftan işte kınıyoruz, insanlığa saldırıdır gibi bir birlik olarak bunun ne kadar yanlış bir şey olduğu ifade edilip cezalar da ona göre verilseydi, yine Sayın Gültekin'e bu saldırıyı gerçekleştirecek insanlar bir adım geri durabilirdi. Alacakları cezaları bilerek, ama şimdi kafanız esti, canınız sıkıldı, birisinin fikrine karşısınız, toplanalım grup şeklinde gidelim. Saldıralım, geri dönelim. Ki burada ciddi belki de öldürme kastıyla bir saldırı var, onu da bilmiyoruz ama şimdi dediğiniz çok doğru. Nasıl olacak peki bundan sonraki süreç? Eğer burada da yine ceza alınmazsa bu saldırganlar, bundan sonra yine birçok saldırının önü açılıyor diyebilir miyiz?
Şimdi bu sistematik bir şekilde sürüyor zaten. Bunu görüyorum. Bir yıldır sistematik bir saldırı var. Hı hı. Özellikle muhalifleri ve bu bir ülkenin muhalefet liderine böyle bir saldırı yapılıp ve hepsi saldırganların hepsi dışarıda serbest bırakılıp hatta sırtları sıvanıyorsa bu saldırıların devamı geleceği işaretiydi. Nitekim bundan sonra da sık sık bu saldırılara rahat geldik. Bu saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada bir Türkiye yeni bir döneme girdi. Ben öyle değerlendiriyorum. Bu saldırılara baktığımız zaman aslında bir yıldırma, göz korkutma amacı taşıyor. Ve bunun ben böyle devam ederse özellikle seçim sürecine girdiğimizde söyleyeyim. Bu süreç içinde Cumhur İttifakı seçimlerde seçimleri kazanabilecek ne Cumhurbaşkanlığı seçimini ne de milletvekili seçimini kazanabilecek bir oy potansiyeline sahip olmadığını görüyoruz. Sayın Bursalı, yeni bir döneme girilirken dediniz. Bununla ilgili çok sormak isterim efendim. Şimdi yeni anayasa gündemde konuşuluyor ve insan hakları eylem planı da konuşuluyor tam da bu olayların ışığında. Bununla birlikte dokunulmazlıklar da kaldırılsın deniyor. Mecliste fezlekeler var. Şimdi nasıl bir sürece gidiyoruz ki? Dikkat dağıtmada diyebilir miyiz? Bunun sonucunda nasıl bir yeni dönem başlayacak ki? Yeni dönem diyebilir miyiz biz buna? Yani fezlekeler orada ve aynı şekilde dokunulmazlıklar kaldırılsın diyor. Sizin öngörünüz nedir? Kaldırılmalı mı? Fezlekelerle ilgili neler olmalı? Şimdi yeni dönemin ana hedefi aslında 2023 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve işte milletvekili seçimlerini kazanmak. Yani buna kilitlenmiş bir yapı var karşımızda, iktidar yapısı var. Ve burada en önemli şey kutuplaşmayı sağlamak. Kutuplaşma bu iktidarın en iyi bildiği siyasi taktiktir, siyasi stratejidir ve kutuplaşma ile kendi taraftarlarını mümkün olduğu kadar kendi iktidar etrafında, partisi etrafında, partileri etrafında toplayacaklar ve bir şeytan yaratacaklar yeniden. Bu dönemin şeytanı tabii ki muhalif partilerin hepsi, bir bakın dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi şeytan, İyi Parti şeytan, HDP baş şeytan. Şimdi bütün bunlara yönelik saldırıları görüyoruz. Yani çeşitli aşamalarda, bir çeşitli düzeylerde saldırılar sürüyor. Ve gazetecilere de aynı şekilde saldırıları arttığını görüyoruz. Şimdi buradaki iktidar bu saldırılarla birlikte HDP'yi kapatabilirler mi onu da bilmiyoruz. Bu özellikle de küçük ortağın bir talebi ve bastırması. Ve AKP'nin HDP'nin kapatılmasında bir çıkarı olacağını sanmıyorum. Ama eğer bir kutuplaşma, büyük bir kutuplaşma yeniden yaratırsak ve bu kutuplaşma bu toplumu iyice gelersek biz HDP'yi de kapatırız ve oy kaybetmeyiz gibi böyle bir düşünceye sahip olabilir. Bunu bilmiyoruz. Fakat HDP'nin kapatılması ve aynı zamanda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması durumunda AKP'ye oy veren hemen hemen epi bir seçmen kitlesinin bu sefer Kürt seçmen kitlesini kastederek söylüyorum. Bu sefer AKP'den uzaklaşma tehlikesi de çok büyük. Bunu da görüyorlar. Bunu acaba biz kutuplaşma ve kendi saflarımızı bir araya toplayarak ve düşman olarak nitelendirdikleri muhalefetin bütün kesimlerine saldırıları artırarak bu seçmen kitlesini yine kendi çevirimine tutabilir miyiz diye düşünüyorlar. Yani AKP iki arada bir derede, HDP'nin kapatılması ve milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda. Bunu şimdilik zamana yayacaklar diye düşünüyorum. Hemen bu gerçekleşecek bir şey de değil zaten. Zamana yayacaklar ve duruma bakacaklar. Fakat elden bırakmayacakları bir şey kutuplaşma olacaktır. Bunu şimdiden görüyoruz. Bu anayasanın
ve insan hakları eylem planının başka görüntüleri de var aslında. Yani bir baktığınız zaman neden eylem planı? Bunun dış yansıması var. Özellikle de Türkiye'nin içinde bulunduğu berbat ekonomi ancak dış yardımlarla sürebilecek bir durumda. Özellikle de Amerika'nın açıkladığı yeni dış politika karşısında hükümetin biraz zorlukla karşılaşacağını söylemek mümkün. Hem Halk Bankası konusu var. Amerika'da orada dava var biliyorsunuz. Evet. Hem tutuklu burada insan hakları da sığmayan ve mahkemelerin aleyhte kararlarına rağmen hala tutuklu olan insanlar var. Selahattin Demirtaş var, Osman Kavala var ve başkaları var hapishanelerde. Şimdi buna karşılık hükümet dışarıya şirin görünmek için bir insan hakları eylem planı gündeme geldi. Fakat baktığımız zaman bunun Türkiye'de iktidar pratiğinde bir anlamı olmayacağını görüyoruz. Evet. Hala hiççi görünmüyor diyebiliriz değil mi Sayın Bursalı? Yani söylemlerle eylemler çok birbirine denk düşmüyor aslında. Düşmüyor ve örtüşmüyor galiba. Mesela dün akşam yaşadığımız... Yani burada bilemiyorum. Herhangi bir açıklama geldi mi? Gelmiş de olabilir. Fakat önemli olan laf değil, eylem tabii. Bunların hepsinin ucu kime dokunursa dokunsun. Üzerine gidebilecek bir hükümet gerekli. Fakat onu göremiyoruz burada. Çünkü ortakları var ve ortaklarıyla da bu işi sürdürmek zorundadır. Ve küçük ortağı da biliyor ki kendisinden vazgeçemez ve kendi üzerine gelemez, eleştiremez. Küçük ortak EPİ'yi sıkıştırıyor aslında. Kendi politikaları çerçevesinde sıkıştırıyor. Hem milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hem HDP'nin kapatılması konusunda AKP'yi sıkıştırıyor. Hatta ben bir yazımda AKP'nin böyle politikalarla kuyusunu kazıyor bile diyebiliriz diye düşündüm. Şimdi zor günler biz şunu göreceğiz. Önümüzdeki süreç içinde, 2 yıllık bir sürecin içindeyiz. Seçim sürecine girdik sayılır aslında. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Çünkü iktidarın sahip olması gereken oy açığını ki bu şimdiden %5 gibi görünüyor. Hatta daha fazla. Bunu nasıl kapatacağının plan ve programlarını yapıyor ve plan ve programlarını yapıyor ve bunun için de siyasi mühendislik taktikleri. Evet. Sayın Bursalı, biraz bağlantımızda sorun oluyor. Duyabiliyorsanız beni hem teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için hem de şimdiye kadar sahada birçok parti olmasın, ben tek olayım diyen bir AKP vardı. Bunun için MHP'yi bünyesine katıyordu. Diğer sağ tandansı bütün partileri alıyordu. Ama şu anda dengelerin değişmesinin sebebi artık ülkede sağ, sol, liberal görüş olarak hepimiz farklı olabiliriz ama ülke bütünlüğü için bir arada hareket etmeliyiz diyen çok daha farklı, barışçıl yol alan bir kutuplaşma da demeyelim, bir bütünleşme görüyoruz. AKP kutuplaşma istiyor, tam tersi bir bütünleşmeyle karşı karşıya. Bunun sancılarını da yaşıyor diyebilir miyiz? Şimdi muhalefette bir bütünlük var, bir baktığınız zaman. Yani her ne kadar çeşitli, mesela İYİ Parti'den yeni bir parti doğuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yeni bir parti doğuyor. Fakat bunların yani hükümete Cumhur İttifakı çerçevesinde değerlendirilecek partiler değil bunlar. Evet. Cumhur İttifakı'na karşı partiler. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bir blok olarak muhalif bloğunu oluşturuyorlar. Bunların ne kadar oy alacakları önemli değil. Önemli olan muhalefette kalmaları ve bloğun bir parçaları olmaları. Yani ittifakın Millet İttifakı'nın bir parçaları olmaları. Evet. Bu anlamda muhalefetin büyüdüğünü de söyleyebiliriz. Yani o muhalefet o anlamda da büyüyor. Evet. Ve bir bütünlük orada gösteriyorlar. Ve bunun bu partilerin yaşaması bu bütünlüğü
sağlamalarından geliyor. Ancak başarabilirler. Bunu da net bir şekilde görüyorlar. Bu bakımdan İYİ Parti'ye, özellikle İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi'nin bile ben şu veya bu şekilde AKP'ye destek olacağını sanmıyorum seçimlerde. Saadet Partisi ve diğer bütün partiler karşısında bir ittifak söz konusu. Ben bunun başaracağını düşünüyorum. Yani şimdi bakın ekonomiyi toparlamaları da çok zor. Yani bu şapkadan tavşan çıkartabilecek bir durum da yok ortada. Bugün dolar yine 7.80'lere doğru yol aldı. Oradan gidiyor. Nasıl yapacakları bilmiyorlar. Ve ekonomiyi toparlamaları sanki mümkün değil. Enflasyon almış başını gidiyor. Ve tek buradaki şimdi gündemleri dışarıdan aslında Amerika'dan kendilerine bir şu veya bu şekilde bir sıkıştırma gelmesini önlemek. Özellikle de biliyorsunuz S-400 Rus savunma füzeleri Amerika'nın başlıca konusu ve bu konuda yasa da çıkardı. Evet. Şimdi zor bir durumda. Bütün bu zorlukları aslında Türkiye'nin başına ören bu iktidar. Evet. Yani Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi. Burada Türkiye'nin taşlarının, yönetim taşlarının meclisin yeniden ayağa kalkması lazım. Meclisin güçlendirilmesi lazım. Yeniden, evet, meclisin yeniden parlamenter sisteme dönmesi gerekir diyorsunuz Sayın Bursalı. Parlamenter sistemine dönmek zorundayız. Evet. Sanıyorum biz Türkiye o yola doğru gidiyor, o yolda ilerliyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bursalı. Aktardığınız bilgiler ve öngörüleriniz için efendim. Ve değerli izleyenler, siyasi gündemde hareketlilik devam ediyor ancak bir taraftan da pandemi süreci devam ediyor. İstanbul için de yeniden tehlike çanları çalıyor. Bir hafta bile sürmeyen normalleşme heyecanı haritanın kırmızıya dönmesiyle yerini tedirginliğe bıraktı. Ya tekrar kapanma yaşanırsa? Başka da bir şey yok. Yani bugün yarın kapanacak diye bekliyoruz. Benim oğlum da yeni başladı. Lise mi başladı? Yani aşçı kendisi yeni başladı. Kapanacak mı kapanmayacak mı tereddüt içindeyiz. İstanbul'da hedef maviye ulaşmaktı ancak olmadı. 2 Mart'ta turuncu kodla yüksek riskli grupta yer alan İstanbul'un vaka sayısı 111.057'ye yükseldi. Harita kırmızıya döndü. O kadar şey ki beklediğimiz bir durumdu. Yani İstanbul'un ben zaten o renk olmasına şaşırmıştım. Kırmızı bekliyordum açıkçası. Bir anlık böyle bir sevinçti. Garipsemiyoruz artık ya, alıştık galiba garip bir şekilde. Duruma alışanlar kadar alışamayanlar da var. Bir senedir pandemi kısıtlamalarıyla yaşayan vatandaşlar önlemlere rağmen artan vakalara anlam veremiyor. Yani bunu benim aklım almıyor. Her yer açıktı, herkes toplantıda, herkes bir yerlerde. Sadece kafeler ve restoranlara gelince her yer kırmızı oldu birdenbire. Nasıl bir şey bu, anlamadım. Bu haritada bir bozukluk olabilir bence. İstanbul'da tehlike çanları çalmaya başladı. Esnafın uzun süre sonra gelen açılma heyecanı kısa sürdü. Heyecan yerini yeniden kapanma ihtimalinin tedirginliğine bıraktı. İnanın hevesimiz kursağımızda kaldı diyelim. Yani çünkü daha yeni yeni açılmışken tekrar böyle kırmızıya dönmek bizim için çok tehlikeli oldu yani. Yani kazanç olarak ciddi derecede zarardayız zaten. Yani şu an daha kötü olacağını düşünüyorum. Farklı mecralarda seyrettiğimiz zaman %100 kapasiteyle kapanma saatinde bile çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi bunların yanında eğer tekrar İstanbul'da bir kapanma söz konusu olduğu zaman bizim suçumuz ne? Bunu sormamız lazım o arkadaşlara. Tamam, iş yapmak hepimizin isteği ama kurallara uyarak yaparsak bizim için daha faydalı olacak. 3 ay sonra yaşanan kısıtlamasız ilk cumartesi günündeki görüntülerin ardından bizim suçumuz ne diyen esnaf tekrar kapanma korkusu yaşıyor. Ne olur kurallara uyalım çağrısı yapıyor. Çok tedirginiz gerçekten. Yani tekrar kapanması bütün umutlarımızı suya düşürecek diyebiliriz. Yani buradan yani çağrım bütün halkımıza, lütfen kurallara uyalım. Dikkatli olalım. Evet, kafa karışıklığı vardı değerli izleyenler. Ancak vatandaşlarla yapılan röportajlarda, ki biz de böyle düşünüyoruz. Yani şahsen ben, hiç şaşırtıcı bir sonuç değildi. Bu sonuç bekleniyordu dendi. Peki bundan sonra neler olacak? Uyarılar yapıldı aylar öncesinden. Hatta pandeminin ilk zamanlarında uyarılar yapıldı. Türk Tabipleri Birliği uyardı.
bu şekilde önlem alamayız. Bunun daha önce önlem alınması gerekiyor. Böyle bir normalleşme olmaz dedi, dinlenmedi. Peki geldiğimiz nokta ne? O turuncular kırmızıya döndü, maviler turuncuya. Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yine işi uzmanına soracağız efendim. Herkesin her şeyi bildiği bir ülkede bizler her şeyi bilmiyoruz. Yayıncılık yapıyoruz ve bu konularla ilgili uzmana sözü bırakacağız. Sayın Sinan Adıyaman yayınımızda, Türk Tabipleri Birliği eski başkanı. Sayın Adıyaman, yayınımıza hoş geldiniz. İyi sabahlar efendim. İyi sabahlar Pınar Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Adıyaman, aslında hemen sormak isterim. Şimdi siz bununla uyarıları çok öncelerden yapmıştınız. Biz de bu tehlikeli süreci bekliyorduk. Ancak şu an yaşadığımız noktada tekrar bir kapanma söz konusu olabilir. Peki bu sürecin biz önüne nasıl geçebileceğiz? Yani bu uyarılar bu kadar dinlenmezken nasıl dinleteceğiz uyarılarla ilgili bilim insanları olarak sizler sözlerinizi? Buyurun, söz sizde. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Pandemi öncesi dönem, yani yeni normalleşme denen kavram esasında doğru bir kavram değil. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak başından beri söylüyoruz ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani yeni bir normal diye durum söz konusu değil. Biz bunun için yeni açılma diyoruz bu tedbirlerle ilgili. Şimdi hayatımıza girdi SARS-CoV-2 virüsü ve uzun yıllar devam edecek. Belki de mevsimsel bir nitelik kazanacak. Baştan şunu söyleyeyim. Bakanlığın açıkladığı o risk haritası yetersiz. Bu haritanın hangi ölçütlere göre hazırlandığı hala tam olarak açıklanmadı. İllerdeki renk varlıklarının kaynakları işte bir tek 100 bin, eğer 100 binde haftalık vaka sayısı gibi bir kaynak belirtiler ama daha detaylandırılması lazım bunun. Şimdi siz bir yandan yeni açılma dediğimiz 1 Haziran'da biliyorsunuz bir yeni açılma yaptı ve o zaman uyarmıştık. Tüm tedbirler bir anda kaldırılmaz, kademeli olarak kaldırılması gerekirdi. Dinlenmedi, geldiğimiz durum ortada ve yeniden bir yeni açılma, yeniden tüm ülkeyi açma şeklinde bir yöntem izlendi. Test sayıları düştü bir kere. Şunu çok net söyleyelim. Bakın, bu hastalığı yakalayabilmek için, hastaları yakalayabilmek için çok test yapmamız lazım. Test, test, test. Ama ne oldu? Şu anda 18-24 Ocak haftasından 1-7 Mart haftasına geldiğimizde bu geçen 6 haftada günlük test sayısı %16 azaldı. Günlük vaka sayısı %85 arttı. Siz bir tek hastanelere semptomları olan hastalara test yapıyorsunuz. 2 aydır filyasyonun çok aksadığını biliyoruz. Filyasyon ekipleri eski görevlerine geri çağrıldı. Buradan takip ediyoruz. Ama siz sadece hastaneye başvuranlara test yaparsanız, PCR testi yaparsanız vakaların ancak %20'sini yakalayabilirsiniz. Belki de şu anda 5 misli daha fazla hasta var. Şimdi test pozitiflik oranları da yükseldi. 3 aydır ilk defa %9'lara çıktı ki ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda gördüğümüz bu yükselme, illerdeki yükselmeler, bu bir yeni açılma dediğimiz, bu yeni tedbirlerin kaldırılmasının etkisi değil. Daha onların etkisi gelmedi. Hocam, daha onlar tehlikeli bir şekilde mi gelecek? Yani biz şu anda... Tabii ki. Peki hocam, hemen sormak isterim. Şimdi esnafla birlikte genelde Türk Tabipleri Birliği de hep bunu söyledi. Sadece restoran ve kafeleri kapatmak yeterli değil. AVM'ler açık, alışveriş merkezleri açık. Bunun önüne geçebilmemiz için böyle bir açılıp bir kapanıp ekonomik dengesizlik, evet destek veremiyoruz ama 14 günlük bir kapanma şart, hatta 21 olmalı. O yangını bir söndürmeliyiz. Yangını söndürürken de o arada çok hızlı bir çeşitli aşılar alınıp aşılama yapmalıyız dendi. Kesinlikle. Hala aynı fikirde misiniz? Aşılarımız yeterli mi? Hep bir korktuğumuz senaryo vardı. Ben de bunu hep sorardım hocalarımıza. 10 milyon aşı geldi, aşılamayı yaptık. Bir sonraki grubu aşılayana kadar tekrar bir aşılamaya, kısır döngüye girilir mi? Arkadaşlarım tekrar bağlantıyız. Evet, buyurun. Evet, herhalde bağlantı geldi tekrar, kusura bakmayın. Şimdi aşılama tabii ki yetersiz. Bakın, yani aşılama, bir kere şunu söyleyeyim. Temel üreme sayısı 2,5 ile 3,5 arasında olan bir enfeksiyon hastalığında, bir enfeksiyon hastalığı, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyoruz Sayın Adıyaman. Evet, buyurun. Ha. Temel üreme sayısı 2,5 ile 3,5 arasında olan bir enfeksiyon hastalığında %100 etkili ve yaşam boyu bağışıklık sağlayan bir aşının toplum bağışıklığını sağlayabilmesi için toplumun %60'ının
aşılanması gerekir. Daha %80 etkili bir aşıysa %75 ile 90 arasındakinin aşılanması gerekir. Şimdi 18 yaş altını yapmıyoruz. Belli hastalık oranları aşı yapılmayacak. O zaman göçmenler de dahil olmak üzere 65 milyona aşı yapmamız gerekiyordu. Bunlar yani 130 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Bugüne kadar gelen 14,5 milyon doz söylenen. Ama biz şunu biliyoruz ki aile sağlığı merkezlerine 5 dakikada bir aşı randevusu verin talimatı gitmişti. Ama şunu da biliyoruz ki şu anda yavaşlatın. Yani aşı yok Türkiye'de. Evet, bakan açıkladı. Biz günde de 1 milyon 2 milyon aşı yaparız. Ama yeter ki aşı olsun dedi. Şimdi burada Sağlık Bakanlığı'nın düşen yeter ki aşı olsun demek değildir. Bunu bizler söylemek durumundayız. Yeter ki aşı olsun ve gördüğümüz kadarıyla tek bir aşı var zaten. Bildiğiniz gibi Sinovac. Evet, aşılanmak mutlaka çok değerli. Elimizdeki aşı bu. Yine de olmamız gerekiyor ama aşıların bakın birçok aşı var. Şu anda etkinliği Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş, Amerika tarafından kabul edilmiş, FDA tarafından kabul edilmiş aşılar var. Bu çeşitliliğin Türkiye'ye gelmesi lazım. Biz bırakın bu çeşitliliği, Sinovac aşısının gelip gelmediğini, ne kadar geldiğini bir vaat var. İşte bir ay içinde 50 milyon gelecek, iki ay içinde 100 milyon gelecek. Bu aşılar nerede? Aşılamanın çok hızlı yapılması lazım. Evet, bakanlık doğru söylüyor. Türkiye'de o kapasite var ama o kapasite 1960'tan beri var. Sosyalizasyon kanunuyla beraber bu sağlık ocağı sistemi Türkiye'ye oturtuldu ve evet koruyucu hekimliğe çok önem verdi o dönemlerde Türkiye ve hekim arkadaşlarımız, bütün sağlık çalışanları, bütün arkadaşlarımız bu konuda çok deneyimli ama aşı yok. Evet. Bir an önce aşılama gerekiyor. Eğer bu hızla devam ederse günlük artık çok düşük seviyelere indi. 200 binlerin altına düştü aşılama. Böyle devam ederse bir yılı bulur. Evet. Biz bir an önce hızlı bir şekilde aşılama yapmak durumundayız ki toplumsal bağışıklığı sağlayalım. Ben şimdi görüyorum bu iller arasındaki şeyleri. İşte siz illere bir takım kırmızı, mavi, çok riskli, riskli, orta riskli, hafif riskli şeyleri verdiniz, renkleri verdiniz ama geçişleri yasaklamadınız. Bir yandan da maalesef Türkiye'nin dört bir yanından arabalarla, otobüslerle belli partilerin kongreleri yapılıyor. O insanlar tekrar geriye dönecekler. Şimdi siz bir yandan Sağlık Bakanlığı olarak maske, mesafe, hijyen diye kamu spotu veriyorsunuz televizyonlara. Statlarda maske, hijyen, ondan sonra mesafe mesajları veriliyor. Bir yandan da bu mesafelerin tamamen ihlal edildiği toplantılar yapılıyor. O kırmızı illerin çoğu o belli partilerin kongrelerinin yapıldığı iller. Şimdi daha kötüsü genel kongreler yapılıyor artık. Bunlar tekrar tüm Türkiye'ye dağılacak. Şimdi burada bir çifte standart var. Bu çifte standartın ortadan kaldırılması lazım. Bazı toplantılarda bu virüs bulaşıyor, bazı toplantılarda bulaşmıyor. Bu çifte standartın kesinlikle ortadan kalkması lazım. Pandeminin stratejinin başarılı olmadığı çok net ortada. Türkiye'de şu andaki aşı karşıtlığı var deniyor ya. Türkiye'de aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütü yok. Aşı yok. Yeterli aşı olamaması ve aşıya erişim sorunu var. Evet. Sayın Adıyaman, sizin dediğinize döndük sanki ilk dönemde daha bu pandemi süreciyle bizler henüz bilmezken sizler bu konuda çok daha tecrübelisiniz. Hem de 60'lardan beri aşılamada iyi bir noktada Türkiye. Eski normal olmayacak dediniz. Tepkiler de oldu size ama artık normal yok. Biz uzunca bir süre SARS-CoV-2 ile yaşayacağız, bununla yaşamayı öğreneceğiz ta ki bağışıklık olana kadar dediniz. Bu bir yılda duyuldu duyulmadı ama gidişat şu anda onu gösteriyor. Yani hadi aşılandık, ikinci dozu da olduk, 120 milyon da aşımız geldi, hadi 150 milyon geldi, hadi fazlası da geldi, olduk. Hop yeniden bir normal hayata diye bir şey söz konusu değil. Zaten kesinlikle. Bunun bir süreci var dediniz. Bir de risk haritaları dalgalı olarak dönüşecekmiş. Şimdi siz de dediğinizde il il veriyoruz. İnanın bizler de sizler gibi, hepimiz gibi yani bilim insanı, gazeteci, vatandaş hiç farkımız yok. Bilgi almaya çalışıyoruz. Tırmalayarak o bilgileri almaya çalışıyoruz. Şimdi evet. O mavi, turuncu, sarı olan haritalar artık dalgalı sisteme geçilecek dendi. Bizim bir bilginiz yok, benim yok şahsen. Sizin bir bilginiz var mıdır? Yani sokak sokak dalgalı sistem nedir? Dünyada uygulanır mı? Daha önce bunun simülasyonları yapıldı mı? Bir bilginiz var mı Sayın Hocam?
Şimdi bunu başından beri söylüyoruz zaten. Bakın geçen Nisan ayında bu Covid çıktıktan Mart'ın 11'inde çıktı biliyorsunuz. Ondan sonra şunu söyledik. İl pandemi kurulları karar vermeli. Çünkü o ile en iyi il pandemi kurulu bilir. Sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt, kasaba kasaba tedbirlerin alınması gerekirdi. Geçenlerde işte bu yeniden sonra evet iller bazında pandemi kurulları, valilikler karar vereceklerdi. Bunun için çok geç kalındı. Tabii ki Almanya bugün gayet güzel uyguluyor bunu. Hı hı. İspanya uyguluyor, Fransa uyguluyor. Almanya'da ciddi olarak okullar kısmen bir ara kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Yani okulların kapatılması en son düşünülen şey oldu. Ama Türkiye'de bakın okullar açılsın tamam, bakan da söyledi. Öğretmenler aşı yapılsın bu okullara. Öğretmenler aşı yapıldı mı? Yapılmadı. Niye? Aklımıza bir tek şey geliyor. Aşı yok demek ki. Ya aşı olsa yapılır herhalde. Evet. Çünkü inanın bana Türkiye'deki tüm öğretmenlere neredeyse bir gün içinde aşı yapılabilir. Yani okullarda eğitim vermeye başlayan ya okullara hocam şöyle olmaz mı Sayın Adıyaman? Bunu yaptı sanıyorum birçok Avrupa'da ülke. Okullardaki öğretmenleri 50 öğretmeniniz varsa oraya hekim gönderdi. Aşıları gönderdi. Tabii ki. Hiç onlar çok kendi basit sağlık ocaklarına gitmeden orada yani eğitim bir noktada hep devam etti. Ama biz de bir saniye eğitim kenarda dursun dedik. Kafeler, işte alışveriş merkezleri açıldı. Onlar açıldı ama şunu kaybettik. Bir yıl kaybettik. Gençlerimizi bilimden, ilimden. Siz çok daha iyi bilirsiniz Sayın Adıyaman. Artık pratisyen hekimler ya da ameliyat yapması gereken çocuklar artık süreç dondu kaldı. Eğitim noktasında donduk. Bunun zararlarını tıpkı sizin söylediğiniz gibi biz yıllar sonra mı göreceğiz? Yani diyorsunuz ya şimdi bu tabii açılma ki normalleşme sürecinin daha yansıları olmadı dediniz. Bu yansılar tabii 14-15 ki gün sonra olursa eğitim sisteminde aşılanmamanın yansılarını da biz ne zaman kötü bir dönüş olarak alırız? Kötü bir senaryoyla. Yani şimdi biz Türk Tepleri biliyoruz her zaman şunu söyledik. Belli bir kriter konmalı. O kriterlere göre bu okullar mutlaka açılmalı. Çünkü açık yani yüz yüze eğitim olmazsa olmazıdır eğitimin. O çocuk öğretmeniyle yüz yüze konuşacak, arkadaşlarıyla aynı sınıfı paylaşacak, teneffüse çıkacak, onlarla sosyalleşecek. Eğitim bir bütündür. Ama maalesef bu değil. Bu tamamen bir kişi işte evet, ya da bir grup karar veriyor. Okullar kapandı, açıldı. Neye göre kapattın, neye göre açtın? Bakın Sayın Almanya'da bugün... Sayın Adıyaman özür diliyorum araya girdim ama şu normalleşme süreciyle ilgili çok fazla mesaj geliyor. Bu dalgalı normalleşme denilen sistemi bize bir kere daha mümkün mü? Yani mahalle mahalle, sokak sokak olabilir mi? Nasıl olacak? Başlangıcından sonuna dalgalı normalleşme nedir? Bir anlatır mısınız hocam? Şimdi dalgalı normalleşme dediğimiz şey şu... İller, il pandemi kurulları bu işte görev alırlar ve verilere bakarlar. Ama bu verilerin sağlıklı olması lazım. Ama verilerin zaten güvenliği olmayışından ötürü hastalığın önlenmesinde iyi bir performans gösteremedik maalesef Türkiye'de. Diyelim ki A mahallesinde İstanbul'da bir kümelenme oldu, vaka sayısı. Bunun için de test yapılması lazım. Siz test yapmadan bu kümelenmeyi bilemezseniz, siz test sayısını 110 binlere, 120 binlere, 130 binlere düşürürseniz 250 binlerden o zaman bu sağlıklı bir çalışma olmaz. Bugün Türkiye'nin esasında 1000 kişiye 2 tane test yapılması lazım. Bu da ortalama 180 bin, 200 bin. İdeali daha fazla. 400 bin test yapılması lazım. Bazı enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız, halk sağlığı uzmanlarımız Türkiye'de. Çünkü yeni açılmaya girdiğiniz zaman, siz bir takım tedbirleri ortadan kaldırmaya başladığınız zaman çok test yapmak zorundasınız. Sadece şikayet olanları değil, bütün o %80 hasta biliyorsunuz semptomsuz dolaşıyor. Evet. Onları yakalamak için çok test yapmanız lazım. Siz bu da testleri yapmazsanız, kümelenmeleri bulmazsanız istediğiniz kadar dalgalı yöntemi kullanın. Bunda başarılı olamazsınız ama evet uygulayanlar var. Bugün Almanya, Fransa, İngiltere, özellikle İngiltere çok güzel genom testleri yapıyor. Her vakaya genom testi yapıyor. Bu mutant virüsleri yakalıyor. Çünkü bildiğiniz gibi bu mutant virüsler yayılımı çok daha fazla. Gençlerde yayılımının fazla olduğu söyleniyor ama hastalığı fazla yapmıyor gençlerde. Ama gençler bunu daha çok yayıyor. Dolayısıyla mesela okullarda haftada bir test yapılması gerekiyor öğrencilere. Ama bu da yapılmıyor. O zaman ideali bunların yapılıp
kümelenmeleri bulunup gerekirse semtler arası. Bakın Almanya'da bazı semtler, bazı mahallelere alo. Duyuyoruz hocam, buyurun. Tamam. Bazı semtlerde, bazı mahallelerden mahalleden mahalleye geçiş yok. Evet. Fransa'da yok. Mesela İstanbul'da Taksim'den yanındaki başka bir semte gidemiyorsunuz. Ya da Ankara'da Çankaya'dan Keçiören'e gidemiyorsunuz. Çankaya bölgesinden çıkamıyorsunuz. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla bu işin yapıldığı ülkeler var. Ama Türkiye'de bu şartlarda, bu test sayısıyla bu sadece yapılıyormuş gibi gösterilir. Sayın, ama bu pandemiyle mücadele edilmiş gibi gösterildiği Sayın gibi. Adıyaman, o kadar güzel anlattınız ki mış gibi, müş gibi olan süreci bize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü dalgalı risk haritası evet uygulanabilir. Almanya ve Fransa uyguladı ancak test yapılırsa hala. Dediniz uygular ama test sayısı yapılırsa, yani test sayısının çok yüksek olması gerek dediniz. Neredeyse her hafta test olması lazım dediniz. Uygulanır, sokaklar arasında geçiş yasağı bile olabilir dediniz. Çok net bunu anladık ama yapamayacağımızı da şöyle anladık. Çok ciddi anlamda test sayısını artırmamız gerekiyor efendim, değil mi? Evet. Son cümlelerinizi evet, alalım efendim. Buyurun konuyla ilgili. Tekrar söylüyorum, pandemiyle mücadele hem kamunun hem de toplumun beraber ortak mücadelesidir. Siz kamu olarak gerekli tedbirleri almadan her şeyi açarsanız, suçu da topluma atarsanız maalesef pandemideki mücadelede başarı şansımız ortadan kalkar. Tekrar söylüyorum, 14 günlük tam bir kapanma şart. Evet, ekonomi kötü biliyorum. Bütün esnaf arkadaşlarımızın da anlayabiliyorum ama daha kötüye gitmesini engellemek için belki daha önce yapılsaydı bu 14 günlük ya da 3 haftalık 28 günlük inkübasyon süresinin iki misli uzunlukta bir tam kapanma çok daha iyi olurdu diyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı ve çok gerçekçi bir son mesajı verdiğiniz. Sizin nezdinizde de bütün sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çünkü ne kadar zor şartlarda çalıştığınızı biliyoruz efendim. Bilginize, ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, dün 8 Mart'ı biliyorsunuz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar erkek şiddetine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı alanlara çıktı. Feminist gece yürüyüşü için Taksim Sıra Selviler Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, polisin İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm noktaları kapatması nedeniyle basın açıklamasının ardından Karaköy'e yürüdü. Taksim'de düzenlenmek istenen feminist gece yürüyüşü eylemi öncesi İstanbul Valiliği saat 14 itibariyle bölgedeki tüm yolları kapattı. Metro İstanbul'da valilik kararıyla saat 14'ten itibaren Taksim istasyonunu kapattı. Toplu ulaşımla Taksim'e yaklaşamayan kadınlar yürüyerek alana ulaşmaya çalıştı. Ancak kurulan polis barikatları ve tomalarla oluşturulan engellerle kadınların Taksim'e ulaşması engellendi. Bunun üzerine eylemciler İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında ve Sıra Selviler Caddesi'nde toplanmalarını sürdürdü. Kadınlar, çok sayıda döviz taşıyan kadınlar tef çalarak alay çekti. Toplanan kadınlar adına basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından kadınlar sloganlarla Karaköy'e yürüyüşe geçti. Burada da yoğun polis kuşatmasıyla karşı karşıya kalındı ve zaman zaman müdahaleye maruz kalan kadınlar daha sonra gruplar halinde dağıldı. Kadınlar feminist gece yürüyüşü için Ankara Sakarya Meydanı'nda bir araya gelerek kadına karşı, şiddete karşı pankartlar açarak sloganlar attı. Açıklamaların ardından dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden kadınlarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kadınların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı. Gerçekten de kadınlar azim ve kararlılıkla bir mücadele sergilediklerinde
istedikleri hakları rahatlıkla elde edebiliyorlar. Çünkü sizin duruşunuz, söylemleriniz bir şekliyle bütün kadınlar için önemli. Bir kanun teklifi hazırlandı ve verildi. Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri, erkek olarak da sadece ben imzaladım. Dolayısıyla kanun teklifimizin özü kadınlara siyasette eşit fırsatlar tanımak. Yani cinsiyet kotasını %50'ye çıkarmak, fermuar sistemi getirmek, işte ya bir kadın bir erkek veya bir erkek bir kadın şeklinde olsun diye. Ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün de tatil olmasını öngören bir düzenleme. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan randevu alacak kadın milletvekili arkadaşlarımız gidip kanun teklifini meclis başkanına verecekler. Gün içinde de kadınlar sokaktaydı. Fikirleriyle, emekleriyle, mücadeleleriyle kentlerimizi güzelleştirenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de sokaktaydı. Kartal Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm gün süren renkli etkinliklerle kutladı. Sergiden canlı müzik dinletisine, heykel gösterilerinden kadınların orkestra konserine kadar çeşitli etkinliklerde buluşan kadınlar eşitlik taleplerini yineledi. Kartal Belediyesi her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunulacağını söyledi. Kadınların ekonomik bağımsızlığının sağlanması, daha iyi şartlarda yaşama ve çalışma koşullarının oluşturulması için söz verdi. Kadınlar Günü'ne özel etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Caddesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Salgın tedbirleri de elden bırakılmadı. Kadınlara kırmızı karanfiller ve hediyeler dağıtıldı. Evet, her türlü şiddete maruz kalıyoruz biz kadınlar. Psikolojik, bedensel, ruhsal, ekonomik her türlü şiddete maruz kalsak da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağız. Gülerek, tebessüm ederek, İnadına inadına haklarımız için mücadele ederek kutlayacağız elbette. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir adım da İzmir Çiğli Belediyesi'nden geldi. Çiğli Belediyesi kadınların kendilerini ruhen ve bedenen daha güvende ve iyi hissetmeleri için ücretsiz öz savunma dersleri eğitimine başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de kadınlara her alanda fırsat yaratılması gerektiğini söyledi ve belediye olarak kadınların şiddetle değil, üretim ve gelişimle anılacağı bir Çiğli için yan yana yürümeye devam edeceğiz dedi. Pandemi kurallarına uygun olarak verilen dersleri 2016 yılında Peru'da düzenlenen Dünya Taekwondo Pomsi Şampiyonası'nda dünyanın en iyi kadın antrenörü seçilen Nesibe Altun veriyor değerli izleyenler. Peru'da düzenlenen 2016 yılındaki turnuvada Taekwondo Pumse Şampiyonası'nda dünyanın en iyi kadın antrenörü seçilen Nesibe Altun veriyor. Bir başka kadın tablosu gelecek şimdi ekranlarınıza. Kahramanmaraş'ta Sülüklü ve Sırıklı yaylalarında kadınlar gözlerini açtıkları yaylalarda tüm yaşamlarının geçtiğini, sürekli çalışmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Esme Bulut da onlardan biri. Kadınlar günü varmış ama bilemiyorum. Çalışmaktan görememişim. Başka sosyete hayatları ben bilmiyorum diyor. Ne diyeyim, dünyada işçi kadınlar günü kutlu olsun derim. Başka ne diyeyim, ben gidemiyorum. Kadınlar günü varmış ama hiç de tadını alamıyorum ben kadınlar günü. Gidemiyorum, gelemiyorum. Kadınlar gününü bilemiyorum ki çalışmadan. Sabah akşama kadar çalışıyorum. Ben bu köyde doğdum. Doğdum doğalı buradayım, bilmiyorum. Çile işte. Yaşamımız bu. Ben başka hayatı da beceremem zannediyorum. Hayvancılığıyla uğraştığım için ancak bunu becerebiliyorum sanıyorum. Görmemişim ki başka sosyete hayatları. Kadınlar günüyle de çok kadınlar gününe katılamıyorum. Ancak televizyonlardan duyuyorum. Katılmak isterdim. Her şeyi yapmak isterdim. Elimden ne gelirse. Yemekler yapıp gitmek isterdim. Bu hayvancılığın ürününden götürmek isterdim. Ne diyeyim, dünyada işçi kadınlar günü kutlu olsun derim. Başka ne diyeyim, ben gidemiyorum.
Evet değerli izleyenler, oradaki teyzemiz dedi ki kadınlar günü varmış ama ben bilemiyorum çalışmaktan dedi. Köylerde durum böyle olabilir ama şehirlerde de kadınlar inanın böyle çalışıyor. Kadınlar günü varmış yokmuş çalışıyoruz diyoruz ama burada yapılan o eylemler, o gece yürüyüşleri, o mücadeleler ta ki bir gün köylere kadar gidecek. Hani hep diyoruz ya biz birlikte güçlüyüz. Aman benim hiçbir sıkıntım yok efendim. Psikolojik şiddete de uğramıyorum, şiddet de görmüyorum, iyi eğitim almışım, ailem, çevrem, hayatım çok güzel, ayrı bir dünyada yaşıyorum diyorsunuz ya. Esas sizlerin, esas bizlerin kadınlar için mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü 15 yaşında evlendirilmediyseniz kendinizden yaşça büyük biriyle hayata teşekkür etmeniz gerekir. Ya da iyi bir eğitim alabildiyseniz bunun hakkını yine kadınların hakları için kullanarak verebilirsiniz. Yani diyeceğim o ki coğrafya kaderse o coğrafyadaki eşitliği sağlamak yine kadınların, bizlerin, kadın haklarını da savunan bütün insanların görevi olmalıdır. Coğrafya kaderse o coğrafyayı değiştirmek de kadınların elinde. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, bunu biliyoruz diyelim. 8 Mart'tan bugüne de şöyle aktarmış olalım efendim gündemi diyelim. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Yarın saatler onu gösterdiğinde Halk TV ekranlarında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.